Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agroelema kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır video yüklemiyordum. Tekrardan sahalara geri döndüm. İnşallah olabildiğince düzenli bir şekilde video yüklemeye çalışacağım. Hangi günlerde veya işte her gün mü nasıl ben de bilmiyorum daha. Elimden geldiğince her gün yüklemeye bakacağım ama söz de vermiyorum. Haftada bir de gelebilir, ayda bir de gelebilir. Ama dediğim gibi hangi günlerde video yüklerim veya yükleyemem falan onları bilmiyorum yani. O yüzden o konuda söz vermeyeceğim. Çünkü söz verdiğim zaman yerine getiremediğimde kendime kızıyorum en çok. Bu arada arkadaşlar, video uzunluğuna dair aklımda birkaç soru işareti var. O sorulara da çektiğim videolara göre yani yanıt bulacağım. Ona göre videolar belki yarım saat olur, belki bir saat olur, belki iki saat bile olabilir, hiç bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey varsa o da gerçekten artık düzenli bir şekilde video yüklemek istemem. Bunun için yani gayret göstereceğim. Bunu siz de bilin. Başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Hadi gelin arkadaşlar, şimdi yeni serimize başlayalım. Yeni serimiz Muhammed Gümüşkaya ile oyuncu kariyeri olacak. Şimdi doğruya doğru yalan değil, ben Arda Güler'le oyuncu kariyeri yapmak istiyordum normalde. Ama oyun içerisinde Arda Güler'in profili yok. O yüzden ben de dedim ki yani yeni oyuncu oluşturdan Arda Güler mi yapsak yoksa Muhammed Gümüşkaya'nın hazır profilinden mi devam etsek dedim. Çünkü Arda Güler yanlış hatırlamıyorsam 17 yaşında ve gerçek hayatta bile hani potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Muhammed Gümüşkaya'nın da potansiyeli elbette çok yüksek, her genç oyuncumuz gibi. Fakat dediğim gibi doğruya doğru benim önceliğim Arda Güler'di. Arda Güler olmadığı için yolumuza Muhammed Gümüşkaya ile devam edeceğiz. Benim oynayacağım oyuncu kariyerinde bir fark göreceksiniz arkadaşlar. O da perspektif, açı yani. Ben oyuncu kariyerinde her zaman farklı açıdan oynarım. Sahanın içerisindeymiş gibi hissediyorsunuz oynadığınız zaman. Ah bir de geniş ekranınız olsaydı müthiş olurdu gerçekten. Ama olsun, buna da şükür. Demek istediğim şu ki arkadaşlar, normal bir açıdan izlemeyeceğiz. Sahanın içerisindeymiş gibi olacağız. Ben bu arada konuşurken bir yandan da buradan devam edelim. Evet, Gümüşkaya ile kariyere başlayalım. Bu kariyeri profesyonel seviyede yapacağız arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi açı farklı olacağı için o açıda yani profesyonel seviyede oynamak bile inanılmaz derecede zor oluyor. 5 değil, pardon 6 değil, 5 yapalım bunu. Şampiyonlar Ligi açık. Burası artık yani aslında benim umurumda değil ama böyle kalsın. Transfer kapalı kalsın. İlk sezonumuzu Fenerbahçe'de oynayacağız. İnşallah bizi oynatırsa Pereira hocamız. Var mı bir bildiği, yok mu bir bildiği göreceğiz bakalım. Devam diyelim ve yeni sezon hazırlıkları başlasın arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir kariyer olacak. Ben bu kariyeri yani ben bu açıdan oyuncu kariyerlerini daha önce Elif Elmas ve kiminle yaptım? Ferdi Kadıoğlu ile yaptım. Gerçekten diyorum harika oluyor. Ha, bir an bir şeyden yazacaktım. Klavyeden yazacaktım. Muhammed Gümüşkaya dedik ve onayladık. Ne anlattığımı unuttum ya. Dediğim gibi ben bu kariyeri yani ben bu tarz kariyerleri daha önceki FIFA'larda Elif Elmas'la oynadım ve daha sonra da ilk Alper Potuk'la oynamıştım. Hangi yıldı bilmiyorum. Daha sonra Elif Elmas'la oynadım. En sonunda Ferdi Kadıoğlu ile oynadım bu açıdan. Ve gerçekten diyorum olağanüstü sarıyor. Yemin ederim bakın izlemesi nasıl olur bilmiyorum ama çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Yani sadece izleyin. Gerçekten büyük keyif alacaksınız. Eminim Ramos'un kafasında bug var. Neyse. Muhammed Gümüşkaya ile kariyerimize başlıyoruz arkadaşlar. Oyuncu kariyerimize başlıyoruz. 20 yaşındayız. Neuzugang diyor. Yeni transfer diyor. Alakası yok. Biz zaten altyapıdan çıkmayız galiba değil mi? Muhammed Gümüşkaya Fenerbahçe altyapısından çıkma diye biliyorum ben. Yanlış bilgi de olmasın şimdi ama ben öyle biliyorum yani. Kariyerde olabildiğince mantıklı, olabildiğince heyecanlı, hani görülmeye değer yerleri göstereceğim size. O yüzden örnek olarak maçın 1. dakikasıyla 90. dakikasını arka arkaya görürseniz şaşırmayın yani. Demek ki aradaki o 88 dakikada hiçbir şey olmamış demektir. Kazara moralim yerinde, hayırdır anlamadım ama video çektiğim için galiba şu an gevzeliğim tuttu. Bu arada ben antrenmanları full yapacağım ama size göstermem, canınız sıkılmasın. Belli de olmaz arkadaşlar, güzel yerler olursa gösterebilirim, neden olmasın. Bu nasıl bir antrenman lan böyle? Bu nasıl bir antrenman ya? İlk karşılaşmaya doğru gidiyoruz. Bakalım hocamız bizi oynatacak mı? Oo arkadaşlar, Athletic Bilbao karşılaşmasında 76. dakikada oyuna giriyoruz. Yanlış yere baktım. Arkadaşlar Athletic Bilbao karşılaşmasında 76. dakikadan itibaren oyuna giriyoruz. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bu da zaten FIFA 22 ile birlikte yeni gelen bir özellik. Gümüşkaya ile oynayacağız. Aynen öyle. Hemen okey diyelim. Ve oyuna girer girmez de oyuncu perspektifini değiştireceğiz. Bu arada spikerin sesini de biraz kısalım. Ve Muhammed Gümüşkaya olarak Fenerbahçe formasıyla her ne kadar resmi bir karşılaşma olmasa da ilk karşılaşmamıza çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada konuşurken buraları okumayı unuttum. Ne diyor? 6.5'lik bir
rating'e sahip ol, %30'luk bir dribbling şeyine başarısına sahip ol ve en azından bir gol veya bir asiste katkın olsun diyor. Hemen şuradan açıyı değiştirelim. Burada pro kamerasını seçtik arkadaşlar. Bu açıdan oynayacağız. Yemin ederim bu açıdan oynamak çok güzel. Bakın videoları izleyin, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Haydi bakalım kariyerimize başlıyoruz. Topla ilk buluşmamız. Hemen şöyle geriye çekelim. Pasımızı oynayalım. Güzel bir başlangıç. Televizyon sesini kıstım, kusura bakmayın. Alır mıyız o topu? Haydi ileriye oynarsan. Topu istedik şimdi Serdar Aziz'den. Oynadı bize. Hemen pasımızı oynuyoruz. Devam. Berisha. Berisha pasını aktaramadı. Aslında bu açıdan bilgisayarda modla oynamak vardı. Şükrü Saracoğlu'nda falan. Onu ben FIFA 21'de yapmak istiyordum. Biliyorsunuz FIFA 21'i bilgisayara almıştım. Ve bir modla birlikte aslında onu oynayabiliyordum normalde ama yani modun çıktığı tarihte artık FIFA 22 çıkıyordu neredeyse, o yüzden geç kalınmış bir şey oldu. Çorba bitti, tuz geldi anlayacağınız. Pasımı istiyorum. İstediğim pasımı oynadım hemen. Alır mıyız o topu? Gelmedi. Mesut'un pası bize ulaşmadı maalesef. 6.4'teyiz. 6.5'de oynamalıyız en az. Yalnız bir gol veya bir asist yaptığımızda zaten fırlayacak o. O yüzden biz oraya çok fazla takılmayalım. Altay aldı topu. İleri oyna. Bana oyna. Boştayım. Aldık topu şimdi. İleri oynayacağız. Bir kontraya, yani bu kontra sayılır mı bilmiyorum da, hızlı bir atağa çıkmaya çalışacağız. Konsantre olamadık orada. Serdar Dursun, Berisha, İrfan Can Kahveci bana oynadı. İleriye git. Pelkas'ın önüne çok güzel bir pas. Pelkas geri oyna, geri oyna. Aldık topu. Güzel bir çalım. Muhammed Gümüşkaya, ortayı yapar mıyım? Orta mı yaparım? Sen sol ayaksın. Pasımı oynadım. Vur! Vur! Ve vur! Konuşamadım. Gol! Ve gol mü diyeyim ve bu mu diyeyim, işte ne diyeyim bilemedim. En sonunda golü bulduk arkadaşlar. Bir asistle oynuyoruz şu ana kadar, dakika 89. Güzel. Hocamızın bizden istediğini yaptık. Asistimizi yaptık. Berisha harika bir gol attı. 1-1'i buluyoruz arkadaşlar. Muhammed Gümüşkaya sol ayak. O yüzden onunla şut çekmek istemedim orada. Pasımızı oynarsak hemen bir gol bile atabiliriz. Bana oyna, önüme oyna. Çok güzel, çok güzel. Hoca faul. Friki ben atayım. Ne olursunuz ben atayım. Daha demin friki çalıştım. Lütfen ya. Offside'deyim. Bana gelse bile offside'deyim. Saçma oldu. Tüh be. Keşke bana bıraksalardı ya. 7.0 ile oynuyoruz. Son dakikalarda bir galibiyet golü atabilir miyiz acaba? 1 dakika uzatma. Çok az, çok az. Çok az. Topu aldık. Hemen hızlı çıkalım. Pasını oyna. Pasımı oynadım. Fakat fazla gitti. Fazla gitti. Ve karşılaşma artık sona erecek. Biz en azından hocamızın bizden istediğini yaptık. %30'luk dribbling başarısı falan diyordu. Onu yapamadık galiba ama ben zaten çok takılmıyorum artık o kadar. Muhammed Gümüşkaya. Ah keşke gerçek yüzü de oyunda olsa. Bir asistle oynadık ilk karşılaşmamızda. Ve Fenerbahçe'de, Allah Allah, çok ilginç lan. Takımın en iyi oyuncusu olmuşuz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin. Güzel. Devam diyelim. Oo, sinematikler güzel. Aa, başarı dribblingi falan da olmuş. Ne diyor? Başarmışım her şeyi. Güzel. Güzel güzel. Mesut abi çok iyi görüntü lan. Vallahi çok iyi görüntü. Bu sinematikleri güzel yapmışlar ya. Forma bende de var. Havaya girelim diye formayı giydik. Formayı aldık, giydik ama keşke gerçek hayatta da Fenerbahçe'den aynı performansı görsek. Neyse, biz antrenmanlara devam ediyoruz. Bol bol şut çalışacağım. Bol bol işte ne bileyim zor senaryoları falan çalışmayı düşünüyorum ama adım adım. Adım adım yapalım çünkü bir anda nasıl diyeyim, hani uzun zamandır antrenmana gitmemişsiniz. Fitness'a bir anda gidip de 60-70 kilo kaldıramazsınız. Önce ufaktan bir başlamanız lazım, ısınmanız lazım. O yüzden ufak tefek antrenmanlarla oyuncumuzu geliştireceğiz. Bir git ya. Bunlar nasıl antrenmanlar? Buna nasıl bir soru? Ben mi saat mi satıyorum? O
Of, güzel goldü ha. Vallahi güzel goldü. Bir sonraki karşılaşma olan Granada karşılaşmasına geçiyoruz şimdi de. Ama bu karşılaşmada yokuz. O yüzden hızlı simüle ediyoruz. 1-0 galip gelmişiz. Bu arada ben şu arkadaki ışıkları yakıyordum. Unutmuşum ya. Ha şöyle dursun ya. Az biraz ışık gelsin. Şimdi de Fenerbahçe Feyenoord karşılaşmasına geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım bize şans verecek mi derken 55. dakikada oyuna giriyoruz. İnşallah takımımıza katkı sağlayabiliriz. Muhammed Gümüşkaya Sinan Gümüş'ün yerine sahaya giriyor. 6.5'lik bir rating, en az 3 tane başarılı pas oyunu diyor rakip ceza sahasında ve en azından bir gol at diyor. Resmen gol atmamızı söyleniyor bize. İnşallah atabiliriz. Top oyna, top oyna, oyna oyna. Oynamadın ki. Benim oradan güzel şutlarım oluyordu ya Elif Elmas'ta. Aha sol ayak, vallahi sol ayak. Sol ayak, sol ayak, konuşamadım, heyecandan konuşamadım. Olacak ama olacak. Elif Elmas da ben o taraflardan çok gol atmıştım. Aynı zamanda Ferdi Kadıoğlu'yla da. Alper Potuk'la daha çok o zaman hangi seneydi ya? Alper Potuk'un prime dönemiydi arkadaşlar. Hatta ben onunla Liverpool'a bile transfer olmuştum. Yani o derece iyiydik. Aha aldık topu. Hemen önüne bırakacağım. Çok güzel bir pozisyon. Enner Valencia. Valencia. Geri oynarsan. Benim adıma çok güzel olacak. Çok güzel bir şut denedim. Olmadı maalesef. Crespo ve Friki'yi kullanacağız. İnşallah bize bırakırlar ama... Aa biz yapmışız faulü. Ya da offside bilmiyorum. Aldık topu. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya baktı kaleye. Muhammed! Muhammed vurdu, 1-0 öndeyiz. Muhammed vurdu, 1-0 öndeyiz. İşte bu. Kariyerimizin ilk golünü de atmış oluyoruz böylelikle. Hocamızın bizden istediğini yine başarabildik. Muhammed Gümüşkaya. 1-0 öndeyiz. Çok güzel ya. Vallahi abi bu açıdan oynaması çok güzel ya. Umarım ilk 11'e monte eder bizi hoca ve oradan da çıkarmaz. Berisha mı lan o? Berisha. Berisha gidiyor. Geri oyna, geri oyna, geri oyna. Aha vallahi oynadı. Vallahi oynadı. Kaleci. Aldık topu şimdi. Ah be, çalım atamadık. Pasını oyna. Ohoho, Berisha müthiş bir gol atıyor. 2-0 öndeyiz. Berisha'dan harika gol. Berisha müthiş vurdu gerçekten. Gerçekten harika vurdu. Şimdi Luis Gustavo girdi araya. Top rakipte. Arkadaşlar ben topu istememeye bakıyorum. Sadece gerçekten boştaysam istiyorum. Çünkü diğer türlü saçma sapan pas oynuyorlar. Güzel pas mı? Maalesef güzel pas değil. Pas hatası benden. Hatamı kabul ediyorum. Aldık mı topu? Aldık topu. İleriye git. Ne olur ileriye git. Abi Serdar Dursun sen sağda kalsana ya. Güzel güzel olacaktı o. Sosa şimdi oynadı. Muhammed Gümüşkaya. Pasımı oynar mıyım? Geri mi çekerim? Pasımı oynayacağım. Berisha'ya geç kaldım. Zaten adam offside'daymış. Çok geç kaldım orada. Şut çeksem daha makuldü. Alın o topu, alın o topu. Topu bir şekilde kazandık ama offside'da yakalandık orada. Baskı yapacaksın abi. Beklemeyeceksin orada ya. Baskı yapacaksın. Luis Gustavo sağdan çıkıyor. Bakalım. Birkaç gol atabileceğiz mi? Sevdiğim bir oyuncu ama... Bazen düşündürtüyor yani. İleri oyna, çok güzel. Muhammed Gümüşkaya, Muhammed Gümüşkaya. Haydi sprint atıyoruz. Hay senin ya, hay senin ya. Bastırın abi, bastırın. Ön tarafta baskı. Aldık topu şimdi. Muhammed Gümüşkaya, Muhammed Gümüşkaya. Topu aldığım zaman şu sprint olayını çok şey yapmamam lazım. Böyle hafif, adım adım, yavaş yavaş. Al 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 al, oyna güzel. Şimdi kim o? Burak kapacak mı? Aa güzel. Adam gerçek hayatta oynuyor mu? Orada bari oynasın ya. Ofansif orta saha bölgesinde oynuyoruz. O yüzden çok fazla ileriye veya geriye gitmemeye çalışıyorum. Bazen elimde değil. Elimde değil bazen. Bir çalım denemesi gelir mi? Yapamadım ama bir şekilde geçmesini bildik. Şutumu çekeceğim. Kaleci son anda.
Şimdi güzel oynadık. Burak Kapacak geliyor yine. Haydi haydi. Bak vur. Ah be. Ulan tam köşeye vursan goldü o ya. Köşeye vuramadık arkadaşlar. Köşeye vuramadık. Yerden oyna. Ne olur yerden oyna. Neyse kazanıyoruz. 2-0 kazanıyoruz. Hocamızın bizden istediğini başardık. O yüzden bizden yana sıkıntı yok. İşte burada düzgün bir şutla topu ağlara göndermesini bildik. Böylelikle de Fenerbahçe formasıyla resmi karşılaşma değil. Onun altını çiziyorum. Olmasa da ilk golümüzü atmış bulunduk. Ve takımımızın yine hatta sahanın en iyi oyuncusuyuz. Bu da bizim için tabii ki de bir ekstra motivasyon. Rakip ceza sahasında 3 tane başarılı pas yapamamışım. Ben ona dikkat etmedim ya. Ama şimdilik ilk 11'deyiz. Güzel. Hocamız bizi ilk 11'e aldı. Bir dahaki sefer ona da dikkat ederiz arkadaşlar. Soyunma odasında tabii ki de büyük bir coşku. Güzel yapmışlar ya. Vallahi güzel yapmışlar. Bir sonraki karşılaşmamız Lille karşı. Bakalım. Gerçekten ilk 11'deyiz. Evet ilk 11'deyiz. Oha! Bizim orada ne işimiz var? Abi biz ofansif orta sahayız ya. Oho! Bu ne abi ya? Neyse arkadaşlar hocamız bizi orada oynatıyorsa oynayacağız. Yapacak bir şey yok.